Bir Erosus örümceğinin yuvası dışarıdan bakıldığında bu şekilde. Tam bir ne diyelim böcek ölülerinden oluşmuş bir ağ yumağı, mezarlık gibi bir şey. Bir sürü böcek ölüleri babanın ağlarının içerisinde göreceksiniz yakın ölüleri. Bir sürü böcek ölüsü. Ölü böceklerden oluşan kosa. Bunu arada sırada temizleyin, hiç korkmayın. Çünkü hemen bir akşamda tekrar yenisini örecektir. İşte anne orada, yavrularının olduğu koza da yanında, bırakmaz onu kesinlikle. İşte Erosus dişisi. Erosus dişisi. Şöyle biraz daha zoomlayalım. Şurada gördüğünüz şu kozası. Bunun içinde yumurtaları var. Evet. İşte sarı kafalı Erosus bu. Önündeki de kozası. Şu yumurtaların kozası. Saldırgan değil. Şimdi hem hava alsın yuva. Ben buna biraz böcek falan bulacağım, atacağım. Hemen kozasını örecektir. Bakın şu anda ısırıyor. Isırıyor şu anda. Evet. Erosuslara, özellikle annelere yaklaşırken dikkat edin. Çakımın ucunu şu anda resmen, aslamıyorum. Kutusunda geliyor. O derece şiddetli ısırıyor. Çok güçlü çenesi var. Şu anda ısırdı. Şu anda eğer parmağımız olsa, ki onunla geliyor. O derece sinirlendi. Bir saniyede kapıyor. Vay be, yumurta kozasını aldım. Çok sinirli. Hemen verelim. Biraz da yiyecek verelim buna. Yumurta kozası. Evet, bu yumurta kozası. Yumurta kozasını kaybedince çok asabileşti. Bakın şu anda yine ısırıyor. Hatta komple kendisi geliyor ısırımla beraber. Müthiş. Müthiş bir şey. Yani şimdi yumurta kozasını vereyim. Bakalım sevinecek mi? Muhtemelen yavrularını kaybettim zannetti. İşte yumurta kozası burada. Harika bayım. Yani şu anda spatula kullanmayıp elimizde bu hareketleri yapmış olsaydık zehirlenmiştik. Thank you.
Stres altındaki Alahi. Az önce yuvasını havalandırdım. Birkaç tane böcek buldum, attım. Hemen böcekleri. Bu tür diğerleri yavruluken yemiyor. Bu türü yiyor. Sarı kafalı olan tür. Yavrusu yumurtaları varken de yiyor. Bu iyi bir özellik. Diğerleri yemiyorlar. Tamamen yemeği kesiyorlar. Böceklerden bir tanesini ısırdı. Bacağından ısırdı. Onun işi bitti. Diğerleri de sav sav geliyorlar yanına. Bunlar da, bunların hepsini öldürecek birkaç dakika içinde. Zaten 1-2-3 tanesini öldürdüm. Dördüncü de beşinci de zorluyorlar. Bir tanesi hemen ona geçti. Tespit böcekleri. Evet, bunu da ısırdı, bunu da işitti. En arkadakine dokunuyor şu anda. Şimdi yavrularınla ilgileniyor. Anne bu. Yumurtalarını en güvenli yere almaya çalışıyor muhtemelen. Evet, ısırdı yine. Koruyor. Evet. Böceğin hiçbir şansı yok artık. Bak, onu da yakaladı. Hızlı geliyordu, dur bakayım der gibi.
tezgahı böceklere. Onun tespih böceklerini kovalıyor resmen. O böceği yiyecek. Çok nadir rastlıyor. Ben bundan bir tane buldum. Besliyorum onu. Yumurta kozası da var. Muhtemelen Eylül ayında falan çıkacak. Ağustos. Eylül'deyiz. Eylül'ün sonunda. Muhtemelen dünyaya gelecek yavrular bekliyoruz. Bakalım. Kozanın içinden çıkmıyor. Kozu ördüğü zaman çıkmıyor, beslenmiyor. Ben de arada bir kozasını temizliyorum bu şekilde. Yeni koza yapmadan önce biraz besleniyor. Bu böceklerin tamamını yiyecek o. Ama diğer tespih böceklerinin ziyade diğeri hoşuna gitti herhalde. Tespih böcekleri de üstüne gidiyor kaçacağına. Evet ama onu daha çok bu diğeri çekti. Diğerini resmen ayırdı. Örmeye başladı. Bacaklarını sallayarak muhtemelen daha üretecek. Yumurtalarını aldı. Yüksek bir yere çıkarıyor.